Kış günlerinde çoğu insan grip, nezle ve soğuk algınlığından şikayetçi. Bu hastalıkların çaresi ise antibiyotik değil, bol sebze ve meyve. Portakal harika bayağı. Dere çıkan portakallar geldi kardeş. Tam hastalık mevsimi. Evet, bence de. Siz de hasta mısınız? Aynen. Grip mi? Evet. Neye dikkat ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Vallahi hiçbir şeye dikkat edemiyorum. Evde herkes hasta çünkü dikkat edecek bir durum yok. Herkes soğuk algınlığı ve gripten şikayetçi. Çaresi ise antibiyotiklerde değil, pazar tezgahlarındaki sebze ve meyvelerde. Bu kış hiç hasta oldunuz mu, grip oldunuz mu? Olmadım. Neye borçlusunuz sağlığınızı? Meyveye, zeptiye borçluyum. Bizi soğuk algınlığı ve gripten koruyan yiyeceklerin başında soğan ve sarımsak geliyor. Çünkü bu ikili bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ancak faydasını görmek için çiğ olarak tüketmek gerekiyor. Hatta ben kahvaltı yaparken de soğan yerim. Şu mevsimde ben daha grip olmadım. Soğan yediğiniz için. Evet. Marul, maydanoz, roka, yeşil yapraklı sebzeler C vitamini yönünden çok zengin. Ancak en çok yaptığımız hatalardan biri bu sebzeleri hastalandıktan sonra tüketiyoruz. Önlemi mikroplar vücudumuzu ele geçirmeden önce almalıyız. Ve bu yeşilliklerle hazırlanan salataları sofralardan eksik etmemeliyiz. Pırasayı niye sevmiyorsun Talha? Kötü. Antioksidan deposu pırasa tam bir kalp dostu. Ancak bu sebzeyi çocuklara yedirmek çok zor. Ama menemen ve omletlere ekleyerek çocuğunuzun fark etmeden pırasa yemesini sağlayabilirsiniz. Yediremiyorum. Hiç yediremiyorum. Pırasa, ıspanak yemiyor. Yemiyor, yemiyor. Lahananın yemeği de, turşusu da vücut için çok faydalı. Çünkü içinde bulunan U vitamini antibiyotik etkisi göstererek vücudu kış hastalıklarına karşı koruyor. Bir Karadenizli için kara lahana vazgeçilmez. Evet, geçilmez. Bak şurada gez bak. Kara lahanayı alanlar hep Karadenizlidir. Pazardaki doğal antibiyotiklerden biri de brokoli. Ancak birçok kişi bu sebzeyi sevmiyor. Ancak brokoliyi elma ve havuçla birlikte katı meyve sıkacağından geçirerek hem lezzetli hem de şifalı bir içecek hazırlayabilirsiniz. Salatasını mı yapıyorsunuz brokoli? Salatasını. Zeytinyağlı. Evet. Tabii sarımsak, zeytinyağı, sirke. Hastalıklara meydan okuyorsunuz. Evet. Çok şükür şimdiye kadar hasta falan olmadık. Olmayız da inşallah bundan sonra. Niye borçlusunuz sağlığınızı? Portakal, mandalina. Bunlar vazgeçilmez. Evet, evet. Portakal, greyfurt, mandalina. Grip olanlar hemen bu üçlüye sarılıyor. Ancak C vitamininin farklı adresleri de var. Çok fazla bilinmese de kivi ve narda turunçgillerden daha fazla C vitamini bulunuyor. Ancak bu meyvelerin şeker içeriği fazla olduğu için günlük tüketim miktarının bir porsiyonu geçmemesi gerekiyor. Ayva çok yedim bu sene. Ayva çok yediniz, hasta olmadınız. Evet, inşallah. Olmayacak. Portakal da aldık, kestane de aldık. Greyfurtlar geçen haftadan duruyor evde. Onun için almadım onları. Ve son bir not. Faydasını görmek için sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek gerekiyor. Mesela domates yemem, taze biber yemem çünkü mevsimi değil. Her şey mevsiminde. Her şey mevsiminde. Öyle.